Selamun Aleyküm kardeşlerim. Türkiye siyasetinde gençlerin, yaşların ve orta sınıf diye tabir ettiğimiz olgun insanların farklı düşündüğü, farklı tavırlar sergilediği düşünülüyor. Tabi öncelikle şunu belirteyim. Bu genel bir okumadır. Yani herkesi kapsayamaz. Fakat işin özüne girdiğimizde bazı şeyler dikkat çekiyor. Bunları göz ardı etmemekte fayda var. Öncelikle birinci yargı her ne kadar %100 olmasa da yaşlı kesimin şu anki mevcut iktidar partisini desteklediği yönünde. Peki sizce yaşlılar neden iktidar partisini destekliyor olabilir? Bunun bence iki temel sebebi var. Birincisi geçmişte yaşadıkları zorlu Türkiye günleri. İkincisi ise iktidar partisinin İslamcı bir politika izlemesi, öyle bir profil çizmesi. Şimdi orta sınıfa gelelim. Yani olgun diye hitap ettiğimiz kişiler. Tahminen 35-55 yaş arası gibi. Buralarda işler baya bir karışık. Herkes toplaşıp bir dost meclisi kurduklarında bile tartışmadan kaçınmak neredeyse imkansız. Ateşli tartışmalar, yükselen sesler. Bunları hepimiz yaşadık. Peki ya gençler? Gelin bugün çok popüler bir isim üzerinden bu konuyu tartışalım. Türkiye çok genç bir nüfusa sahip. Böyle bir imkan sıkıntılarla beraber bazı fırsatları da beraberinde getirir. Gençlere iş bulmak, hepsini istihdam etmek çok kolay değil. Jenerasyon farkı aradaki iletişimi de zorlaştırır. Kendi çocukluğumdan beri şu lafı hep duyarım. Şimdiki gençler farklı. Şimdi bizler de gençler için bunu diyoruz. Hatta 30'lu yaşlardakilerle 20'li yaşlardakiler bile birbirinden farklılık gösteriyorlar. Dinledikleri müzikler, izledikleri filmler, takıldıkları ortamlar bambaşka. Mekanlar ve şartlar değiştikçe, teknoloji ilerledikçe, satın alma paritesi arttıkça gençlerin de algıları böyle değişiyor. 1970'lerde Anadolu köy ve kasabalarından büyük şehire gelenler ayakta kalmaya çalışıyordu. Şehirlerin varoşlarına yerleşmişlerdi. Onları ayakta tutan şarkıları, türküleri, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses söylüyordu. Türkiye sosyolojisi o zaman böyleydi. Sözde Türkiye elitleri bu sanatçıları dinleyenleri anlamak yerine horluyordu. Ülkeyi lahmacun, kebap kokusu sardı diye akla ziyan eleştiriler yaparlardı. 1980'lerde Özal'a, 1990'larda Refah Partisi'ne, 2000'lerde Tayyip Erdoğan'a oy verenler o sosyolojinin bir sonucuydu. Her ne kadar 1989 yerel seçimlerinde ve 1991 genel seçimlerinde varoşlardan diye tabir edilen yerlerden çıkan oylar SHP'ye akmışsa da sosyal demokratlar bunu değerlendiremedi. 90'lardan sonra refah, fazilet ve nihayetinde AK Parti bu sosyolojiyi iyi değerlendirdi. Gençlerin ilgisi ve alakası her şartta değişir ve de değişiyor. 1990'lar ortasında fırtına gibi esen ve gençlerin bir numarası Tarkan'a ya da o zamanlar büyük ilgi gören, şimdi sadece meraklısının bileceği Burak Kut'a gösterilen ilgiyi anlayamayanlar vardı. Çünkü zamanı yorumlayamıyorlardı. Hatırlıyorum, Serdar Turgut 1995 yazında Hürriyet'teki köşesinde Masar Fuat Özkan'ın 8. albümü Mazeretim Var Asabiyim Beni Övmüş ama Gençler Sevecek Mi Emin Değilim diye yazmıştı. Şarkı sevilmişti ancak geniş ilgiye mazhar olamamıştı. Serdar Turgut haklıydı. AK Parti'ye şu an oy veren yetişkinlerin 1990'lı ve 2000'li yıllarda doğan çocukların ailelerinden çok farklı. Onlar gibi düşünmüyorlar hissetmiyorlar. Ne kadar ilginçtir ki bazı AK Partililerin çocuklarının siyasi tercihleri ebeveynlerinkinden farklı. 31 Mart'ta büyük şehirde bu sonuçları gördük. Çocukları, gençleri kontrol etmek kolay değil. Ayrıca şart da değil. Gençler bilmiyor, anlamıyor demek dünyanın en saçma işi. Eskiden büyüklerimiz derdi bunu. Şimdi 40 yaş üstü söylüyor. Hepsi de yanılıyor. Bir şeyi anlamak, analiz etmek yerine gençler bilmiyor demek en kolayı. AK Parti 31 Mart'ta büyük şehirlerde yaşadığı sıkıntıyı aşmak istiyorsa 30 yaş altı gençliği iyi irdelemeli. Youtube'da Reymen adında bir genç var. Gerçek adı Yusuf Aktaş. Hem vlogger hem video çekiyor hem de oyuncu. Derdim olsun şarkısıyla gündeme bir kaya gibi oturdu. Girdim baktım 222 milyon kere izlenmiş. Dile kolay. Biz 50 bin izlenince vibe diyoruz. Şarkı bana bir şey ifade etmiyor ama belki de ülkenin geneli sevdi veya yurt dışından izleyici kazandı. İşte bu kuşağa atlamamak lazım. Ona göre politika belirlemek lazım. Nasıl ki Amerika Hollywood sayesinde veya oradaki müzik sektörü sayesinde ülkedeki gençleri yönetmeyi biliyor ve hatta dünyaya bile söz geçirebiliyorsa bizim de buna benzer bir proje yapmamız lazım. Ona göre politikalar üretmemiz lazım. 1970'lerin başında ayağında kundura türküsünü anlamayıp dudak bükenler iktidar yüzü görmedi. Şimdi de Reymen'i anlamayanlar iktidarı kaçırırlar. Bize tersiye gençleri küçümsemek yerine onları anlamak en iyisi. Sosyoloji sürekli değişiyor. Dünyanın en ücra köşesindeki genç elinde akıllı bir telefon varsa Kylie Jenner'ı takip ediyor. Kim Kardashian'ı izliyor veya birçok yabancının şarkısını dinliyor. Bu Türkiye'deki gençler için de geçerli. Bunlara dair bir siyaset belirlenmezse hepsi ailelerinden farklı davranacaktır. Sonra nasıl oldu da AK Parti'nin kalesi Sancaktepe'de İmamoğlu %51 aldı diye hayıflanır durursunuz. Durum ortada. Skor tabelası elimizde. Gençler başka yere doğru yöneldi. Toparlanın. Kendinize gelin. Bir şey yapmak istiyorsanız gençlerden başlayın. Bu ülkenin geleceği gençlere aittir. Onları düşünmeden, onları yok sayarak hiçbir yere varamazsınız. Kimse varamadı.